dış boyutlarda bekleyen yabancıl tanrılar, uzayın karanlığında pusu kuran akıl almaz güçler, insan aklının derinliklerinde saklanan yasaklı bilgiler, denizlerin dibinde gizlenen korkunç canlı türleri, düş gücünün ötesinde yükselen imkansız dehşetler ve daha fazlası. Kozmik korku diye adlandırılan anlatı türünün konusu, işte bu saydığımız kavramlarla başlar ve insanı delirten tanımlamalara doğru açılıp gider. Kendi çarpık ve hastalıklı zihninde bu türün doğumunu hazırlayan ölümsüz yazar Howard Phillips Lovecraft yazdığı hikayeleri tek bir cümleyle özetler. İnsanlığın sahip olduğu en eski ve en güçlü duygu korkudur. En eski ve en güçlü korku ise bilinmeyenden doğan korkudur. Yani kavrayamadığımız bilinmezlerden korkarız. Kozmik korku türünün odaklandığı nokta tam olarak budur. Lovecraftian korku olarak da bilinen bu akımı takip eden birçok hikaye ve film var ama özellikle oyun türünün gelişiminden sonra kozmik korku türü bambaşka açılardan ele alınmaya başladı. From Software şirketinde oyun yönetmenliği yapan Hidetaka Miyazaki de bu akımı takip eden insanlar arasındaydı. Yönetmenin imzasını taşıyan oyunlar ya bir noktasından bu türe atıfta bulunuyordu ya da ciddi bir şekilde bu konular üzerine temellendiriliyordu. Zaten oyun dünyasında yenilikçi tasarımları ve özgün yapılarıyla öne çıkan bu oyunlar, kozmik korkudan aldıkları lezzetlerle iyice farklılaşıp rakiplerinin önüne çıktılar, kendi alt türlerini yarattılar. Miyazaki imzalı, dehşet dolu oyunların Lovecraftian öğelerini gelin birlikte inceleyelim. Miyazaki'nin Souls oyunlarının ilki olan Demon's Souls 2009 yılında çıktı. Derin Sis adlı bir illetin kuşatması altında olan Boletaria isimli bir krallıkta geçiyordu. Beraberinde şeytanları ve başka lanetleri de getiren bu Derin Sis'in kaynağı, kullanım yasaklanmış olan ruh büyüleriyle Old One yani Kadim Varlık adlı bir tanrıydı. Aynı şekilde Lovecraft'in öykülerinde de Great Old One yani Büyük Kadim Varlık isimli bir tanrı geçer. Demon's Souls'daki Old One, Boletaria'ya dadanmadığı zamanlarda uzun uykusuna çekilir, Lovecraft'in Great Old One'ı da aynı şekilde bir ebedi uyku halindedir. Oyunun hikayesinde sürekli adı geçen Old Monk yani Kadim Keşiş ile kozmik korku türünde sık sık bahsedilen sarılar içindeki Kral Hastur büyük benzerlikler gösterir. Bu keşişin emrinde varlığını sürdüren Mind Flayer'lar, yani zihin sökenler de yine Lovecraftian korkudan esinlenilmiş şeytanlardır. Demon's Souls'un manevi devam oyunu niteliğinde olan Dark Souls oyunları da karanlık fantezi konularını işliyor. Fantastik etmenlerin özgün bir arka plan hikayesiyle karıştırıldığı bu oyunların tasarımı aslında herhangi bir rol yapma oyunundan çok oldukça kapsamlı bir korku oyununu andırıyor. Karşılaşılan düşmanların görsel tasarımları da insanın aklının sıyırmasına sebep olacak kadar korkunç. Bunun üzerine kozmik korku eserlerinden çıkmışa benzeyen Kaosian yaratıkları, şeytanların işgal ettiği ülke Kayıp İzalit gibi unsurlar da eklenince, destansı fantastik türü ile Lovecraftian korku arasındaki ayrımı seçmek oldukça zorlaşıyor. Özellikle Boreal Vadisi'ndeki Irithyll şehri gibi yerler, Lovecraft'in sık sık kullandığı düş dünyaları kurgusundaki şehirleri birebir çağrıştırıyor ve bu yazarın kullandığı betimlemelere bütünüyle benzeşiyor. Sayısız korku unsurunun her taraftan detaylandırdığı bir oyun serisi olan Dark Souls, böylece kendisini fantastik bir ortaçağ eseri olmakla sınırlamıyor, kozmosun bütün dehşetini bizlerin üzerine salıyor. Souls oyunları her ne kadar korku öğeleri içeriyor olsa da, Miyazaki içindeki kozmik korku tutkusunu Bloodborne'da açığa çıkardı. Bloodborne bir süredir Souls oyunları yapan From Software için taze bir nefesti, bir yenilikti. Yeni bir fikir, duygu, konu üzerinde çalışmak, yaptığı yenilikleriyle bilinen bir şirket için gerekli bir değişimdi. Bloodborne, Souls oyunları gibi bir ortaçağ şehrinde geçmiyor, destansı fantezi türünün içlerinde dolaşmıyor. Korku unsurlarına sahip bir fantastik tür oyunu olmaktan çıkıp, mücadele unsurları içeren bir korku oyununa dönüşmüştü. Oyuncuyu kuşatan yapısal unsurları modernleşme aşamasındaki büyük bir şehir oluşturuyordu.
Krallar, lordlar ve şövalyeler yerlerini farklı görevler üstlenen kurumlara ve şehrin üst kademelerini oluşturan resmi makamlara bırakıyordu. Yine de eski çağların yankıları tamamen silinmiş değillerdi ve bu yok oluşa karşı çaresizce bir savaş sürdürüyorlardı. Önceki oyunlardaki gibi büyük bir destanın içine dahil olmak yerine oyuncu kendisini bilinmezlerle dolu derin bir denizin içinde buluyordu. Dipsiz bir lanet, dipsiz bir deniz. Oyunun başında avcı rolündeki ana karakter Yarnım adlı şehrin bir kliniğinde gözlerini açıyor. Avcı özel bir gecede uyanıyor. Şehir av adlı bir süreçten geçiyor. Yarnım yurttaşlarının bir kısmı ellerine silahlarını almış canavar dedikleri yaratıkları avlıyorlar. Yurttaşların kalan kısmı ise kendilerini evlerine kapatmış bir haldeler. Canavarların kendilerini bulmaları olasılığına karşı da kapılarını pencerelerini kilitlemişler ve kokularını saklamak için tütsü yakıyorlar. Canavar denilen yaratıkların bir kısmı ise aslında insan ama Yarnım avcılarının bu durumu çok umursadığı yok. Av devam ettikçe avcı ana karakteri hem bir hedef konumuna düşüyor hem de kendi hedeflerinin peşinden gidiyor. Av süresince anlaşılıyor ki aslında Yarnım şehri ve çevresi ikiye bölünmüş durumda. İnsanlar insanlık konumundan kendilerinden daha yüksekte bulunan büyük varlıklara ermeye, evrilmeye çalışıyorlar. Bunu yapmak için bir taraf eski kan denen bir maddeyi kullanıyor, diğer taraf ise dünyayı daha iyi görebilecekleri bir şekilde aydınlanmaya çalışıyor. Ne var ki hiçbir şey Yarnım insanların istediği gibi gitmiyor, şehir çoktan işgal edilmiş durumda ve delilik ortada var olan her şeyi tüketmiş halde. Bloodborne işte bu noktalarda hem diğer Souls oyunlarına çok benziyor, hem de onlardan dramatik bir şekilde ayrılıyor. İmkansızlık derecesinde delice bir amacın peşinde koşan toplumların çatırdaması, çürümesi ve yok olması onu diğer Souls oyunlarına yaklaştırıyor. Yine de bu benzerliklerin yarattığı fırsatların her birini kozmik korku türünün sütunlarını inşa etmek için kullanması da Bloodborne'u diğer From Software oyunlarından bir o kadar uzaklaştırıyor. Yarnım şehri ve onu çevreleyen topraklar, Lovecraft'in öykülerindeki Arkham kentini ve kozmik korku ile dolup taşan New England bölgesini birebir andırıyor. Yasak bilginin delice amaçlar için kullanılması, insan mantığını hiçe sayan inanç toplulukları ve onların akıl almaz ayinleri, kan ile soy kavramlarına olan takıntının beraberinde çılgınlığı getirmesi ve insan varlığını bertaraf eden kozmik bilinçler bu sütunlardan sadece birkaç tanesi. Büyük kadim varlıklar, bilim ve keşfin art niyetle kullanılması, cehaletin karanlık inançlarla kaynaşması, canavarlaşan insanlık ve tüm bunların arasında kalmış bir ana karakter, böyle bir türün iskeletini mükemmel bir biçimde oluşturuyor. Tüm bu oyun boyunca kusursuz bir korku tasarımı, dehşet verici gotik mimari, başyapıt niteliğindeki müzikler ve en iyi ressamların tablolarından çıkarcasına güzel sahnelerle birlikte, Bloodborne insanın kafasına kazınan bir varlığa bürünüyor. İşte bu oyunların yönetmeni Hidetaka Miyazaki'nin de dehası bu. Standart bir ortaçağ rol yapma oyununun mücadele sistemine oyuncuyu zorlayarak nitelik getiren bir yapıya dönüştürüyor. Sonra da inşa ettiği bu destansı hikayenin içine Lovecraft'in başlattığı kozmik korku akımından doğan öğeler yerleştiriyor. Bazı oyunların da arka planını olduğu gibi bu öğelerin kendisi oluşturuyor. Kaybolmuş kadim bir uygarlık, bu uygarlığın arkada bıraktığı yasaklı bilgiler, bu bilgileri yanlış yorumlayan çürümüş yozlaşmış topluluklar, yasakların peşinde koşup deliren ve insanlığını kaybedip canavarlaşan önderler, bilimciler, rahipler ve kaşifler. Lovecraftian dehşetin yüzünü gösterdiği oyunlar, geçmişte bu kadar etkiliyken, İleriye doğru dizilen başka yollar da var. Yeni diyarların kapısı açılıyor, yeni destanlar, düşmanlar ve korkular bizleri bekliyor. İbre bir kez daha geçmiş zamanlara ve unutulmuş efsanelere çevrilirken yeni bilinmezler ve gizemler ortaya çıkıyor. Ama o zamana dek asla aklınızdan çıkmaması gereken bir şey var. Korkun eski kandan. Çünkü eski kan insanı değiştirir. İnsandan daha korkunç bir şey. Sonraki sefere görüşmek üzere.